İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'da halk hekimliği Maraş. Aurora İnsani girişimi Artsakh'taki projeler için 500 bin dolar sağlayacak. Köy muhtarı, Sosköy sakini ana vatanına sıkı sıkıya bağlıdır ve onu yaşatmaya devam ediyor. Musa'da evleri ve mimarisi. Aşırı soğuklar Batı Ermenistan'da hayatı felç etti. Konstantinopolis'teki Ara Güler Müzesi'nde muhtelif Konstantinopolis sergisi açıldı. Hajak Sirekanyan, dünyanın en büyük duvar resminde Ermeni harfleri. 19. ve 20. yüzyıllarda Batı Ermenistan'daki Maraş'ın iklim koşulları, temiz havası, su bakımından zengin doğası, yiyeceklerin bolluğu ve saflığı yerel halkın sağlığı üzerinde olumlu bir etki yaptı. Ancak ilkel su dağıtımı durumu, önleyici tedbirlerin eksikliği, özellikle temizlik eksikliği şehirde bulaşıcı hastalıkların hızla yayılmasının nedeni oldu. Özellikle suyla bulaşan hastalıklar yıkıcı ve birçok cana mal oldu. Eski zamanlarda Maraş'ta da doktor yoktu. Bu rolü kısmen çeşitli hastalıkları eski tedavi yöntemleriyle tedavi etmeyi başaran, biraz tıp bilgisi ve tecrübesi olan kişiler yapardı. Ne yazık ki geçmiş deneyimlerden çok şey kayboldu ve unutuldu. Ancak Maraşlı büyüklerin tanıklığına göre yakın zamana kadar bazı ailelerin el yazısıyla kaleme aldığı ve içinde pek çok eczacının yazdığı Hekim Aran başlıklı kitaplar vardı. Aurora adlı insani girişim 2020 savaşından bu yana Artsakh'ta ciddi yaşamsal kriz yaşayan insanlara yardım etmek için yeni bir yardım aşaması hakkında duyuruda bulundu. Aurora 2021 ödül sahibi Julien Lussange para ödülünü alacak ve yerel nüfusun acil ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacak 13 proje seçti. Bu aşamada Aurora Artsakh'ta uygulanan projelere 500 bin dolar tahsis edecek. 12 Aralık 2021'de Aurora ve Birleşmiş Milletler'deki Ermenistan Cumhuriyeti temsilcisi Yerevan'da bir yılbaşı fuarı düzenledi. Etkinliğin tüm geliri yaklaşık 25 bin dolar, kış mevsiminde Artsakh'tan yerinden edilenlere gıda güvenliği sağlamak için kullanılacak. Aurora, Artsakh'taki 80 projeyi desteklemek için bugüne kadar 1 milyon 740 bin dolardan fazla para tahsis etti ve bölgedeki 131 bin kişiye yardım etti. Artsakh Cumhuriyeti'nin Marduni bölgesindeki Sos köyünün muhtarı Hunan Grigoryan yaptığı açıklamada, köy sakinleri topraklarında çaba göstererek bir şeyler yaratmaya devam ediyor, dedi. Muhtara göre yaklaşık 300 yıllık tarihe sahip köyün adı bir çınar ağacından gelmektedir. Hunan Grigoryan Sos köyünü şöyle anlatıyor. 44 günlük Artsakh Savaşı'nın ardından Hadrut bölgesinden kaçmış olan aileler köylere yerleşti ve yerinden edilenlere yapılan çeşitli yardımlardan yararlandı. Köyün okulu yeni yapılmıştır. 7'si yerinden edilmiş ailelerin çocuğu olmak üzere 168 okul öğrencimiz var. Sos köyü muhtarı Grigoryan köylülerin esas işlerinin tarım olduğunu da ifade etti. Musa Dağı, Akdeniz'e bakan kutsal Antakya kentinin bugünkü Batı Ermenistan'daki Antakya güneybatısında yer almaktadır. 6 Ermeni köyünden oluşuyordu. Pityas, Hacı Habibli, Yoğunoluk, Hıdırbek, Vakıf ve Kabusiye. Musa Dağı sakinlerinin büyük çoğunluğu ev sahibiydi. 11 Temmuz 1939'da yapılan bir araştırma evler, tarlalar ve bahçeler hakkında dikkat çekici detayları ortaya çıkardı. Çalışma muhtemelen 23 Temmuz 1939'dan önce Sancak bölgesinden toplu bir tahliye sırasında Ermeni gayrimenkul ve taşınır mallarının yanı sıra parasal mallarının miktarlarını, büyüklüğünü ve değerini kaydetmek için Fransızlar görevlendirildi ve Musa Dağı halkı tarafından yapıldı. Ek açıklamaların olmaması nedeniyle çalışmada belirtilen rakamların metodolojisi ve doğruluğu tartışılmalıdır. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Kış, Batı Ermenistan'ın neredeyse tüm alanlarında hakim oldu. Bu yıl benzeri görülmemiş soğuk, tatsız sürprizler hazırladı ve büyük ihtimalle uzun süre devam edecek. Özellikle yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle Batı Ermenistan'ın güneydoğu bölgelerinde karayollar kapandı.
Muş ve Van gibi bazı illerde bazı halka açık yerler ve tüm eğitim kurumları kapatıldı. İl özel idaresi ekipleri aralıksız çalışma pahasına ve özel ekipmanlar yardımıyla otoyolları ve köyler arası yolları kardan temizler, ancak yoğun kar yağışı en kısa zamanda karayollarını kar tabakasıyla kapatıyor. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaya ve mümkünse olumsuz hava koşullarında araç kullanmamaya çağırıyor. Adını Ara Güler'in arşivinden çeşitli konular için kullandığı muhtelif temasından alan sergi, İstanbul'un gözü olarak anılan Ara Güler'in kadrajından fotoğraflarla ziyaretçileri İstanbul yolculuğuna çıkarıyor. Konsept ve tasarımı Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'ne ait olan sergide usta fotoğrafçının 58 farklı siyah beyaz İstanbul fotoğrafı, İstanbul slide kutuları, Güler Apartmanı'ndan arşiv kutuları, Leica fotoğraf makinesi ile 1950 ve 1960 yılları ait kontak baskı örnekleri yer alıyor. Sergide ayrıca Ara Güler'in hikayelerini yazdığı daktilo, lise yıllarında kaleme aldığı hikayelerden oluşan defteri ve bu hikayelerden biri olan İstanbul'da Sabah da sergileniyor. Bu hikayenin yayımlandığı 1946 tarihli Haber Gazetesi küpürü de sergide görülebilir. Tarih araştırmacısı Hajak Sireganyan Facebook sayfasında şöyle yazdı: "Dünyanın en büyük freskinde Ermeni harfleri." Dünyanın en büyüğü olarak kabul edilen Giovanni Battista Tiepolo'nun ünlü freski, Ortaçağ Alman şehri Würzburg'deki Bavyera Piskoposlarının sarayını süslüyor. Alman bilim insanlarına göre elinde meşale ve kalem olan yaşlı adamın Ermeni alfabesini oluşturan Meslop Maşrut olması mümkün. Harflere gelince, Tiepolo duvar resminde Maşrut'un harflerinden 7 tane fazla, 43 harf olduğu dikkat çekicidir. Ermeni alfabesinde bilindiği gibi 36 harf bulunmaktadır. Tiepolo, Ermeni alfabesini ve yaratıcısını betimleyerek dünyada Hristiyanlığı ilk kabul eden insanları kamuya tanıtmak istemiş olabilir. Harflerde gizlenmiş ancak henüz ortaya çıkarılamamış gizli bir mesaj var. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Hanina adlı eseri sunuyoruz. Chinka zarega, janina nina nina, janina yesutu. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.